Aday adaylarımızdan Kemal Güner. Bir numara ve ekibi için 8 kişilik yer ayırdım. Devir, Doktor Kemal Güner Devir abi. Şey, abartma. Ben Ercan Kesal. Bu hafta bu koltukta, rejisör koltuğunda ben varım. İlk filmim, ilk uzun metraj filmim Nasipse Adayız'ı konuşacağım. Doktor Kemal ben. Bir adam seçilemeyeceğini bile bile her dönem niye aday olur ya? Nasipse Adayız filmi de benim 2000'li yıllarda hastanecilik yaptığım, çalıştığım Ok Meydanı ve civarındaki bir siyaset hevesinin, real politika hevesinin bende kalanlarıydı. Elbette gerçekliğe yaslanıyor ama sonuçta senaryo kurmacadır. Başka hikayelerle onu tamamlarsınız. Nasipse Adayız filminin de tüm sürecini bir güncü olarak yazmaya başladım zaten. Filmin yapılış sürecini de bir belgeselle kayıt altına almak istedik. Bu şehir bizim. Üzerinde oturduğumuz yerler bizim. Bunlara sahip çıkmak bizim meselemiz. Hikayemizin kahramanı Doktor Kemal Güner, benzer sebeplerle ama farklı sosyal sınıftan gelmiş. Küçük burjuva, bir entelektüel, bir aydın, hekim. O da bu hikayede kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Ne oldu? Ne iş yaparsın lan sen? Manyağım. Ciddiye almayın şu adam Allah aşkına başkanım. Ama filmin asıl derdi bu yüzden sadece bir politik hici yapmak değil, bir siyaset eleştirisi yapmak değil. Aslında insanın her hal ve koşulda ne olursa olsun vazgeçemediği bu iktidar duygusu, başkalarına hükmetme isteği, kendine sonsuz bir yaşam hayal etmesi, bitmeyen kederi, kendi derin karanlığı, bunları anlatmaya çalıştım. 5 yıldır hiçbir şey yapmayan insanlar yine mi aklına geldi sokakları kazmak? Benim iş yerimin önüne sabah kalktığım zaman kazan bir belediyeyi istemiyorum. Politika, insan nefsinin, insan ruhunun sınandığı en çetrefilli, en zorlu alan bence. Kendi yaşadıklarımı hatırladığımda en fazla kendime kızmıştım ben. En fazla kendime kırılmıştım. Kendimden bunu beklemezdim. Niye bütün bunlarla bunlara razı oluyorum ki diye sorduğum o kadar çok an oldu ki. Ama demek ki sürdürdüğünüze göre, vazgeçmediğinize göre geriye dönmek ileriye gitmekten daha zor. Başınıza geleceklere razı olup koşarak gidiyorsunuz oraya. Bu hikayeyi anlatmak istedim Nasipse Adayız'da. ...2000'li yıllarda da o salonu doldurmaya, fazlasıyla alkış almaya, belki de bir numaraya ya da etrafındakilere sağlam bir güç gösterisini sunmaya çalışan bir dünyaydı, içinde bulunduğum dünya. Aradan işte 20 yıla yakın zaman geçti. Bu sefer aynı insanlarla güçlü bir prodüksiyon için, sahnenin iyi kurtarılması için onlardan yine alkış, yine tezahürat bekledim. Bu tuhaf bir andı benim için. Sen girizgahını yapıyorsun ya, böyle sevgi, dostluk. Sevgili Doktor Kemal Güner. Senaryo bir gecelik bir hikayeyi iyi anlatıyor. Şunu hızlıca fark ettim. Eğer klasik bir sinema diliyle, klasik bir kamera kullanımıyla yaklaşacak olursam, ben kolay kolay bitiremem bunu. 5 haftada falan bu film bitmez. Üstelik filmin diline, anlatmak istediğime de çok uymayacak. Bu yüzden bir çeşit sanki röntgenci bir düğün kamerası, bir takip kamerası gibi düşündüm ve filmin ana kahramanından, yani benim oynadığım karakterden kopmamasını istedim. Arkadaki trafiği de gerçekçi ve aksamayan biçimde yürüttükleri için yardımcı yönetmenlerime hakikaten teşekkür borçluyum. Çalışma, tansiyon, bebek vesaire bir sürecek, akacak. Bir süredir burada siz bu işi yapıyorsunuz. Okey.
biz gireceğiz. Daha önce tabii kameranın önünde ve arkasında değişik sebeplerle yer aldım. Kuşkusuz işin mutfağında da bulundum ama yönetmenlik başka bir şeymiş. Bir de kameranın önünde ana oyunculardan biri olmak işimi daha da zorlaştırıyordu. İyi bir şey filmin bütün yükünü almak. Çünkü sinema sanatı yönetmen sanatıdır. Evet, asker gibi gitmeleri hoşuma gidiyor tek tek karın içinde. I like them walking as soldiers like in one line. Oh, onu yapalım. Evet, politika bir halay, sanki ortak bir dileğin, ortak bir ülkünün, ortak bir niyetin etrafına toplanıp birlikte hep aynı hareketi tekrarlamak, bir müziğin eşliğinde sanki bir halay çekmek, kol kola, omuz omuza olmak, o birliktelik duygusunu yaşamak. Ama o halayın bütün parçasını, oradaki duygunun yükseldiği anlarda, onların seyircisinin akılda kalan öznesi halay başı. Kimse o, mendili sallayan. Diğerleri sanki onun daha çok öne çıkması için gayret ederler. Kendilerini bile bile arkaya çekerler. Belki de bu, hani sözünü ettiğim insanın bitmek tükenmek bilmeyen iktidar talebi, baş olma talebi fark etmiyor. Halay başı olmakla da kendini gösterebilen bir şey. Bu yüzden öyle bir metafor kullandım. Yani eninde sonunda yaptığımız şey halay çekmek gibi bir şey ama herkes halay başı olmak istiyor. Çare doktor, iyi günde kötü günde hemşerimiz, canımız, ciğerimiz, babamız, kanımız, her şeyimiz aynı alkışlar.